CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel ve gazeteciler sansür yasası ile ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Gazeteci Bülent Özyazıcı sansür yasası ile ilgili şunları söyledi. Bugün burada iktidarın dezenformasyon yasası adı altında çıkarmak istedikleri yasaya karşı buradayız. Sevgili Şenay'ın da söylediği gibi aynen katılıyorum. Evet, biz gazetecilik hiçbir zaman suç değildir. Ve biz bu yasaya karşı olduğumuzu buradan bir kere daha haykırmak istiyoruz. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ise konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı. Bu kanun teklifinin komisyonlardaki aşamasında saatlerce, günlerce direndik, mücadele verdik, bunu geçirmeyin diye. Çünkü bu kanun teklifinde, bu kanun teklifinde baskı var, bu kanun teklifinde sansür var, bu kanun teklifinde halk gerçeklerden haberdar olmasın diye susturma var, korkutma var ve bu kanun teklifi sadece gazetecileri, sadece basın kuruluşlarını değil, aslında 85 milyonun sesini kesme teklifidir. Bu kanun teklifinde sadece yeni bir suç yaratılıp gazeteciler ve vatandaşlar bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile korkutulmuyor. Aynı zamanda vatandaşların sosyal medyada ifade özgürlüğünün önüne geçilmek isteniyor. Vatandaşlar sosyal medyada gerçekleri paylaşmasın isteniyor. Vatandaşlar gerçekten haberdar olmasın. Ülkedeki yoksulluktan, fakirlikten, işsizlikten haberdar olmasın isteniyor. Bu kanun teklifinin içinde Anadolu basını yok değerli arkadaşlarım. Anadolu basını yok. Gazeteleri, Anadolu'nun çok zor koşullarda yayın yapmaya çalışan gazeteleri yok. Televizyonları yok bu kanun teklifinde. Biz söyledik. Eksikleri var. Basının yararına, gazetecinin yararına hiçbir şey yok. Tam tersine susturmaya, baskıya yönelik onlarca madde var. Ayrıca bu kanun teklifinde yine erişim engelleri var. Yani vatandaşlarımız yolsuzlukları, rüşveti, usulsüzlüğü bilmesin diye bu konuda çıkan haberlerin engellenmesi için daha fazla yetki verilmesine ilişkin maddeler var bu kanun içinde. Bu kanun içinde sosyal medya ağ sağlayıcıları, dijital medya platformlarının kişisel verilerimizi istediği zaman devlete vermesine ilişkin hükümler var. Neresinden bakarsanız bakın gazeteci içinde, gazeteler, televizyonlar içinde ama onun ötesinde tüm Türkiye için bu kanun bir sansür kanunudur. Bir an önce geri çekilmesi lazım. Burada meslektaşlarımızın sesine, buradan Ankara'ya ulaştıracakları mesaja iktidar partilerinin kulak vermesini 85 milyon adına ve özellikle de emekçi, basın emekçileri adına istiyoruz, talep ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Sansür yasasına hayır diyoruz.